yapıyorum. Andır. Neredesin yalnız kobol? Burada, burada, burada. Tamam sessiz olun. Yapmayın öyle, yapmayın. Ne kadar sevindim. Gel gel, o seni alamıyor. Gel. Gel, gel, gel. Direk atlıyor sen. Bu kadar işi yok, bu kadarcık ya. Anne, gel buraya Kara. Anne, hadi konuş biraz, hadi anlat. Anlat, bizi çok sevin de. Sizi niye sevmiyorsunuz? Soruyorum de, hadi. Sor, sizi niye sevmiyorsunuz de. Bu da ölmek üzere olan canlarımızdan bir tanesiydi. Şu ilerideki çöpün kenarında duruyordu. Sağ olsunlar, şurada barınmaların izin verdiler. Küçük bir yuva yaptık ona. Her gün yemeğini getiriyorum. Çocuklara da eğer beni birlikte büyütürsekse ödüllendireceğim dedim. İşte çikolata falan getiriyorum onlara. Bizim köpeğimiz diyorlar Yantıko. Yantıko bu artık yalnız değil. Değil mi annem? Ben de dün sahibi gösteriyorum. Evet, harama inandınız. Evet, haram. Dün benim de sakın haram değil. Siz bulundu, ben yapıyorum. Bu istemiyorum parayı. Burada görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışıyorum. Selahattin Eyüp Anadolu Lisesi'ndeyim. 3 yıldır buradayım. 3 yıldır hayvanları besliyorum. Kendi etrafımdaki hayvanları besliyordum ilk başta. Tedavi muhtaç hayvanlara da ilgili. Burası yeni yerleşim olduğu için köpekler daha çok bu tarafa yığılmış gelmişlerdi. Ve ben buradan okula yürüme gidemiyordum. Sokak hayvanları aç oldukları için saldırıyorlardı. Bir de insanlardan çok korkuyorlardı. İşte çünkü burada insanlar çocuklarına işte haram deyip öğretiyorlar, taşlatıyorlar, ısırır diyorlar, korkutuyorlar çocukları. Çocuklar da zannediyorlar ki köpekler gerçekten bize zarar verecekler. Ya ben bu algıyı yıkmak için köpeklerle birlikte işte sokaklarda geziyorum, onlarla sohbet ediyorum, işte çocukları yanıma çağırıyorum, diyorum bakın bunlar zarar vermiyorlar. İşte taş attıklarında köpeklerle, hayvanlarla böyle oynanmaz, işte nasıl sevilmesi gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Yani bu tek başıma benim yapabileceğim bir şey değil. Ailelerin de bunu çocuklarına öğretmeleri gerekiyor. Çünkü ailelerin de hayvan sevmesi gerekiyor. Hayvanın nasıl sevileceğini çocuklarına öğretmeleri gerekiyor. Ya ben bir öğretmen olarak eğitimin dört duvar arasında olmaktan çıkarıp, yani genele yaymak için bu davranışı sergiliyorum. Mahalleli olarak bana karşı tepkililer. Hayvanları beslediğim için hayvanların buraya çoğaldığını düşünüyorlar ve söylüyorlar. Ama ben bu hayvanları beslemesem zaten çoklar ve hepimize saldıracaklar. Bunun farkında değiller, bilincinde değiller. Bu problem benim problemim değil. Çünkü bu köpekleri ben memleketimden getirmedim. Başka sokaktan alıp gelmedim. Bu sokağın köpeği bunlar. Ceylanpınar'ın köpeği. Ben buradan başka bir yere görev yerine gittiğimde bu köpekleri peşime götürmeyeceğim. Ve biraz olsun hayvanları anlayabilmelerini, onlara faydası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani anlayabilmeleri için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizim bir grubumuz var. Grup kurduk. Sessiz Canların Sesi adı altında. Biz kırıntı pişiriyoruz. Hayvanlara yemekler dağıtıyoruz. Sağlıkçılar var, memurlar var, esnaflar var, öğrenciler var. İşte ben varım. Zaten bizim baktığımız köpekler, ben onları sabah akşam besliyordum kışın hasta olmasınlar diye. Bayağı bir kuvvetlendiler, büyüdüler. Sonra pıtır pıtır ölmeye başladı hayvanlar. Biz şey düşündük, hani soğuktan gece üşüyorlar, işte gençlik hastalığı falan olabiliyor diye düşündük. Hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Sonrasında toplu ölümler olmaya başlayınca en sonunda 3 tane hayvanın bir arada ölüsünü görünce de biz haber verdik, işte geldiler. Ya bir de çok ilginç, çok üzücü ve bunu yapabilen insanlarla bir arada yaşıyoruz biz. Yani komşuluk yapıyoruz, belki selam veriyoruz. Hani şu yaptı diyemem, bu yaptı diyemem, kimseyi gözüm görmedi. Bunun akabinde polis çağırdık. İşte polis ilgilendi ama görüntü olmadığı için bir şey yapamadılar. Ama şu anda da cumartesi günü de aynı şekilde 3 tane köpeğin aynı belirtilerle, aynı etkilerle yatıp kalması ve ayağa kalkmaması zehirlendi şüphesini uyandırıyor. Ah kuzum nasıl aç kalmış. Bu ne zamandır burada? 2-3 yıldır. Yeni geldi çünkü ben hiç görmedim bunu. Valla baktım bunu zaten zamanında. Kız çok güzel bir şeysin sen. Baba ne? Sen yapmaya geldim.
geldiğimde canları burada böyle ölmüş vaziyette gördüm. Yani açlıklarını ölebileceğini düşünmüyorum çünkü biz düzenli olarak besleme yapıyoruz. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Gel, gel buraya. Yani şok oldum, çok üzüldüm. 3 tane canımız burada yatıyor. Bir bebeğim. Bir arkadaşları da gördüğünüz gibi başında bekliyor. Bilmiyorum yani insanlar niye bu kadar kötü anlayamıyorum, gelemiyorum. Biz doyurmaya çalışırken, hayatta bırakmaya çalışırken, hayatta kalsınlar diye uğraşırken neden hayattan koparılıyorlar, hiç anlayamıyorum ben bunu. Yani merhamet istiyorum. Hayvan hakları yasası bir önce çıksın. Hayvan hakları lütfen insanlar olarak koruyalım. Barınak bakamıyor. Barınak çok aktif değil şu an. Barınak bakması için veterinere ihtiyacı var. Şu an veteriner sıkıntımız var zaten. Ceylan Pınar'da da veteriner sıkıntımız var. Yani ben biraz ilkel yöntemlerle işte yumurta içirdik, yoğurt yedirdik, kahve içirdik. Sonra işte bir tane zehirlenmeye karşı bir iğne varmış, onu yaptırdık. Sonra idrar söktürücü bir iğne varmış, onu yaptırdık. Yani öğreniyoruz diyeyim. Yani biz de öğreniyoruz. Barınak değil orası. Ya orası rehabilitasyon merkezi olmak üzere başlandı. Yani tedavi merkezi. Ama tedavi merkezi olması için 3 tane veteriner olması gerekiyor. 3 tane veteriner olmadığı için, yani veteriner olmadığı için de orası işlem yapamıyor. Yani oraya toplanan hayvanlar da zaten beslenemiyor. Çünkü beslenmesi için gerekli imkanlar yok. Bu muhitteki bütün hayvanlara sabah akşam besliyorum. Sularını veriyorum. Şimdi arkadaşlarımızın muhitleri var. Herkes kendi bölgesindeki hayvanlarını besliyor. Bir de haftanın 2-3 günü Urfa'dan kırıntı getirtiyoruz biz. O kırıntıları pişiriyoruz. İşte ekmek koyuyoruz, makarna koyup çoğaltıp hayvanları gece dağıtıyoruz. Hani gece aç kalmasınlar, insanlar evlerine gittiğinde daha rahat dışa çıkıp çöplerden yemek arıyorlar. Aç kalmasınlar diye gece dağıtımı yapıyoruz. Ya ben birlikte hareket etmek istiyorum. Ceylan Pınar halkıyla. Yani bu problem tek başına benim problemim değil. Tek başına bu hayvanseverlerin problemi değil. Hepimizin problemi. Bu hayvanları beslersek, seversek zaten sıkıntı ortadan kalkacak. Yani aslında herkes evinin önüne bir kulübe yapsa, herkes bir hayvan baksa bu sıkıntı zaten ortadan kalkacak. Yani yemeklerini poşetin içinde çöp atmak yerine çöpü açıp kenarına koysalar, yani havalar ısınıyor bir tas su koysalar çok daha güzel bir dünya olur, daha yaşanılısı bir dünya olur. Bütün hayvansever derneklerden destek bekliyoruz. Biz gönüllü çalışıyoruz. Aslında çok da bilerek yapmıyoruz. Sadece hayvan sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Bizi destekleyin, ne yapmamız gerektiğinizi söyleyin. Yani nereye başvurmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Tek derdimiz hayvanlar mutlu olsunlar, hayvanlar sağlıklı olsunlar, hayvanlar tok olsunlar. Yani başka da bir şey istemiyoruz insanlardan. Mucize! Mucize! Benim güzel kızım! Benim bal kızım! Annem! Annem! Çok mu güzelsin anne? Çok mu tatlısın sen? Oy benim bal annem! Bal annem! Güzel evlat! Seni mi seveyim sadece? Sadece seni. Zaten çeki çeki. Neyse. Çek çek çek. Ne oldu? Getirdiğimiz. Eşyalar nerede? Hangi? Hani koymuştuk ya. Biraz. Dur. Hayır. Onlar. Bak tekrar patlayalım ikiye. Bizim mahalleli olarak, Ceylan Pınarlı halkı olarak maalesef hayvanlara karşı çok biraz baskıcılar. Hayvanları istemiyorlar maalesef. Ya istememeliklerinin nedeni gerçekten Nurcan Hoca'nın dediği gibi haram demeleri. Bunu yıkmak için çocuklarına Nurcan Hoca'nın dediği gibi çocuklarına bunu öğretmeleri gerekiyor dedim. En azından hayvanlara bakmasalar bile, bir kap su koymasalar, bir yemek vermeseler bile en azından o hayvanlara zarar vermeyebilirler. O hayvanların da bu Ceylan Pınar'da ya da başka yerde yaşamalara hakkı var. En az bizim kadar onların da hakkı var. Biz nasıl sesimizi duyurabiliyorsak ama onlar duyuramıyor. Onlar sessiz canlılar. Bu yüzden onlara yardımcı olmamız gerekiyor, onların yanında olmamız gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdim aslında. Bazıları Nurcan Hoca'ya karşı maalesef biraz kaba davranıyor. Hatta bazıları tehdit de edebiliyor bazen maalesef ki
Ben bunu elimden geldiğince kadar dile getirmeye çalışıyorum. Komşularım olsun, arkadaşlarım olsun, çevrem olsun. Genellikle her şekilde söylüyorum. Ya bir insan hayvanlara karşı iyiyse bunun ne gibi bir yanlışı olabilir ki siz neden bu şekilde ona bu şekilde tepki gösteriyorsunuz ki? Bunu söylemeye çalışıyorum onu her zaman. Ama hayvanların da bizim kadar hakları var. Bu şekilde bu Ceylan Pınar'da olsun, dünyada olsun hayvanların da bizim kadar hakları var burada yaşamaya. Gerçekten biraz duyarlı olup bu zaten Ceylan Pınar'ın sıcaklığı çok kötü maalesef ki. Bir kap su koyabilirler kapıların önünde. Yemek koymasalar bile en azından bir kap suyu çok görmeyeceklerdir umarım. Ceylan Pınar halkı bu şekilde sessiz kalmaz. Sen bağ mısın? Sen bağ mısın? Sen benim mucizem misin sen? Uyuzdan böyle derisiz kadar kalınlaşmış. Çok zayıf. Perişan bir haldeydi annem ya. Çok perişan bir haldeydi benim annem. Gel sonra ben onu tedavi ettim. Sonra ben onu güzel güzel besledim. Bayış marmayı görür müsünüz? Ah kuzum. Hadi kalk. Kalk görsünler seni annem kalk. Bak işte böyle oldu. Kocaman oldu. Ay maşallah nasıl aldın annem? Nasıl aldın? Başla var ya şu anda bir ya. Ben bunu evde baktım. Hastalandı. 15 gün evde beraber kaldık biz bunlar. Küçücüktü. Çok sağ ol kızım nasılsın? Soğuk da dedim bunlar şimdi. O da mı zehirlenmişti? Evet. Soğuk da geleyim ben. Tabii köpekleri zehirleyerek gelelim. Hemen geçiyor onlar. Ben diyorum. Şu an ilk haliyle şimdiki halin fotoğraflarını sana zaten veririm bana. Çok değişim var. Bu güzel kalmıyor ama. Şey hayvan gübresi mi bu? Evet. İşte orası sıcak tutuyor herhalde onun için. Şey nerede dediğiniz? İçeride abla. Orada oradan mı tutuyor? Yürümüyor. Kim gelmiş? Bak kim gelmiş? Misafir gelmiş. Anne.